Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz sensörler. Bugün size sensörleri anlatacağım. Şu an elimizde bir tane Omron sensörü var. VPB1. Bir tane de bir Çin malı. Şöyle bakalım. PNP sensörü var. Normalde ben bunu NPN istemiştim. Yanlış göndermişler. Uzak doğudan geldi de NPN oluyor. Onu anlatacağım sizlere. Şimdi Omron'un bir sensörüne bakalım arkadaşlar. Açalım. Daha önce hemen açmıştım. Bir de şöyle ekipmanlar karşı içinde. Bir tane Industrial Encryption Sheet. Data Sheet'i. Bir tane Garanti Box gibi bir şey. Şunları atalım. Şu birazdan bakacağız, lazım olur. Bu Omron kullanılabilir ki arkadaşlar, şu şeye baktığımız takdirde Matrix 12. Sensörlerde Matrix diye geçiyor arkadaşlar. Matrix 8, Matrix 12, Matrix 32 diye gidiyor. B1 şey oldu, PNP olduğunu söylüyor. VP ise onun hakkında bilgim yok. Bakarız tekrardan. 10 ve 30 voltta tetikleniyormuş arkadaşlar. Bir şey besleniyormuş. Proximity sensör diye geçiyor. Bu arkadaşlar endüktif bir sensör. Sadece metalleri algılıyor. Bu ise kapasitif sensör. Yani sıvı, ısıya temas olan her şeyi algılıyor yani. Yem olsun, silolarda, farklı şeylerde olsun. Bütün sensörü algılıyor. Yani demek istediğim, bunu şeyle karıştırmayın. Kompansasyondaki endüktif kapasitifle karıştırmayın. Bu biraz daha farklı. Buna besleme verelim. Farkları ne? Onları anlatayım. Çok uzun bir farkı yok zaten. Biri kapasitif, biri endüktif. Biri metalde sadece metal algılıyor. Algılarken diğeri ise bütün cihazlardaki şeyleri algılıyor. Bu bağlantısına gelecek olursa arkadaşlar, genellikle bunlarda kahverengi ve mavi şey oluyor. Besleme oluyor. Siyah ise çıkış ucumuz oluyor. PNP'lerde, NPN'lerde, PNP'lerde pozitif çıkış bu. NPN'de ise negatif çıkış. Yani yükü negatife veriyor. Aynı şekilde bakıyoruz renkte. Bunda da aynı. Kahverengi mavi besleme, siyah ise çıkış ucumuz. Data Shift'e bakalım. Onunkine. Şöyle bir data sheet hazırlamışlar. Uzun bir data sheet. Şurada output, current ve convention bağlantısı. Bizimki M1, B1, E2, B1 olduğu için şu kategoriye giriyor. C'ler ise şuradaymış. B'ye bakalım arkadaşlar. Aldık şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar, burada bir tane artı ve eksimiz var. Artıyı brown kahverengiye bağlamış. Eksi blue'ya bağlamış. Ve siyah da köprüymüş. Yani eksi çıkışlı olduğu, pardon, artı çıkışlı olduğu için buradan artı okuyabiliyoruz. PNP'lerde burada da az önce sensöründe görmüştük. Eksiye doğru köprülenmiş. NPN-B olsaydı artıdan köprülenecekti. Eksi direkt çıkacaktı. Loop yükümüz de öyle gözükecekti. Başka data sheet'te. Burası Çin veya Japonlar için hazırlanmış. Burası İngilizce. Herhangi şöyle bir data sheet inceledim. Burada Matrix 8, Matrix 12, Matrix 18 ve Matrix 30 diye geçiyor. Burada Matrix 8 13 milim, 17 milimetre, 24 milimetre ve 36 milimetre anahtarlar tutuyormuş. Burada bize ne kadar torkla sıkılacağını söylüyor. Matrix 8'leri 7 nanometre tork. Matrix 12'leri 12 nanotork metreyle. Şöyle inceleyelim. Bunlar arkadaşlar bir de konnektörlü oluyor. Şu an bizimki kablolu. Kablolu harici olarak aldığın zaman NEO ve NC şeyleri var. Matrix 1, Matrix 12'lerde. Bu 3 pinli olursa 1-3 nerede bahsetmiş? Şurada. 1-3 besleme oluyor. 4'te çıkışı oluyor. Bunlar her zaman 1-3 besleme NEO ve NC var. 1-3 beslemeydi. Bizimkinde 1-3 besleme. Aynen 1-3 besleme. 2-4 çıkış oluyor. NEO ve NC çıkışları oluyor bazen. NEO çıkışları, yani ürün gördüğünde biri çıkış yaparken biri görmeden de çıkış yapıyor. Ne anlatmak istedim onu gösterelim.
Bir tane omronun şu an kapasite şey endüktif rölesini bağlayalım. Bizim power'ımızdaki eksi bu. Şuraya bağladık. Kahverengiyi de aldık arkadaşlar, buraya bağladık. Şu an artı 24 volt verelim. Artı 24 volt verdik arkadaşlar. Ölçelim. Ölçü aletimizin 24 voltu verdiğimiz için 200 kalibresi aldık. Ve problemimizi şu değmesin şöyle artı alalım dışarı. Ve eksiği verdiğimiz şekilde şurada bir 23,8 volt ölçtük arkadaşlar. Şu an bizim sensörümüz enerji verildi. Ama herhangi bir görünce bir çıkış vermiyor. Bak önümü tetikliyorum. Aynı şekilde bir metal alayım şuradan. Metali tuttuğum zaman görünce bir çıkış verdi. Bunu şu siyahtan da ölçelim arkadaşlar çıkışı. Bizimki PNP olduğu için probumuzun bir ucunu eksiye. Şöyle tutalım. Bayağı biraz zorlanıyorum. Diğer ucunu da artıya tuttuk. Buradan eksi tetikledim. Probun eksi ucuyla şöyle tetikledim. Işığı yanına görüyorsunuz. Aynı şekilde çıkış da verecek. Gördüğünüz gibi 22-23 volt çıkış verdi. Yani bizim bu PNP ne oluyor arkadaşlar? Normalde open. Ürünü yokken çıkış vermiyor. Ürün geldi önüne. Işığı yansın. Tak yandı. Şurada gördüğünüz gibi 23,1 volt verdi. Şimdi kapatalım 24 olduğumuzu. Diğer bir PNP sensör şey kapasite sensörü verelim. Omronu kaldırdık. Kapasitif sensör şöyle biraz. Bunun voltajı bu herhangi bir say. Bir voltaj bilmiyoruz. 220 ile çalışan sensörler var. Direkt normalde 24 volt, 12 volt çalışan sensör. Üstüne bir bakarız arkadaşlar etikette. Şöyle odaklayacak mı? Odaklı. Bu kodu yazmamız gerekiyor. Yazabilirsek çok iyi olur. Bu 18 metrik 18 diyor herhalde. A18 etiketi farklı biraz. Supply diyor. Besleme voltajı diyor arkadaşlar. 636 volt. Yük sadece 300 miliampermiş. PNP yok 10 milimetre. Şimdi arkadaşlar bunun da aynı şekilde kahverengi ve mavisine enerji verelim. Maviyi bağladık. Kahverengi de bağlayalım. Enerjimizi verdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu direkt yani elimle algılıyor gördüğünüz şekilde. Diğeri elimizi algılamıyor. Sadece metalleri algılıyor arkadaşlar. Endüktifler sadece metal algılarken kapasitifler elmiş cihazları herhangi bir algılayabilir. Şimdi bunun çıkışına bakalım arkadaşlar. Üstünde PNP yazıyordu. Yani bunun için ne yapmamız artı çıkışta olduğunu anlıyoruz. Pozitif. Başında PN varsa pozitif. Ne varsa negatif olarak. Eksimizi eksiye tuttuk. Çıkış ucumuz siyahtı. Bunu da siyah aldık. Görünüş şekilde arkadaşlar 23 şöyle tuttum. 23 çektim. Bu da arkadaşlar neo kontu alıyor. Eğer şimdi direkt böyle elimizde 24 volt verseydi NC kontu alıyordu. Gördüğü zaman kesiyordu. Şu an bunların ikisi de neo kontaklı çıkışları. Bunu alırken de dikkat etmeniz gerekiyor. Neo ve NC uygulamanızda yaparken keselim enerjimizi. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorun olursa çete yazarsınız. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.